Ben yemin ederim bilmiyorum. Ne oldu, niye ağlıyorsun? Babam ayrılmamızı istiyor Güney. Ya bu işler bize göre değilmiş. Ben ne yapacağım Meral ya? Bir şey düşündün mü? Yok. Bu ara gündem çok yoğun canısı. Sıra sana gelmedi. Benim bu kızdan acilen kurtulmam lazım. Vallahi gece rüyalarıma giriyor karabasan gibi ya. Daralıyorum evde. Anladım da şu an hiç sırası değil. Düşene bir tekme de sen atma. Zaten şu an psikolojisi çok bozuk. Hele 5 kuruşsuz kalınca daha fena oldu. Neredeyse kendini yakacaktı manyak. Nasıl yani? Ay öyle işte. Ay biraz idare et. Sonuçta Serkan'ın hatırı var. Yoksa o Defne hiç umurunda değil. Ya ne bileyim, pahalı yerlere götürme. Ezilmesin şimdi. Simitçiye götür, mutlu olur. Madem sen öyle söylüyorsun, ben de idare etmeye çalışırım birazcık. Bak geliyor. Ne haber Defne? İyi işte. Ya takma kafana. Bak ne diyeceğim. Okuldan sonra işin yoksa simitçiye gidelim mi beraber? Ya dalga mı geçiyorsun sen benimle? Bana layık gördüğün yer orası mı? Ben oraya gider miyim ya? Hiç gider miyim? Terk ediyorum seni. Ben iyi bir şey söylemeye çalışmıştım. Aa, olayı buymuş demek ki. Hadi gözün aydın. Güle güle kullan. Teşekkürler. Kaptan kolay gelsin. Buyur, hoş geldin. Ya bu telefonun bataryası hemen bitiyor. İnternette iki surf yapayım diyorum, çat kapanıyor. Ver abi bakayım. Bataryası bozulmuştur bunun. Değiştirelim. Çok tutmaz inşallah. Yok yok. Canım devir internet devri. İnsan girmeden yapamıyor. Hı. Haklısın. Merhabalar. Buyurun. Ben bunları satmak istiyordum da. Nereden buldun bunları? Benim eski telefonlarım. Al telefonlarını bas git. Benim abi ya. Ne verirseniz alırım. Vallahi şimdi polis çağırdım. Hırsızlık malı almıyorum ben. Hadi. Neyse. Hadi. Madem inanmıyorsun ben gideyim o zaman. Tövbe tövbe. Buyur kardeşim, senin telefonun halloldu. Borcum kaç para? 50 lira. Bereketler senin. Hop hop genç. Nereye yolculuk? Abi vallahi bu mallar benim değil. Arkadaşım rica etti satmam için. Ne olur polisi falan arama. Ha öyle mi? Ay kusura bakma gidebilirsin o zaman. Bana bak benim canımı sıkma. O telefonların hepsini bana 100 liraya verirsen polisi aramam. Abi 100 lira çok az. Öyle mi? E o zaman ben... Arıyorum polisi. Kaçtı polisin numarası? 155'ti değil mi? Bak, çeviriyorum. Var. Tamam, tamam. Al. Ha, aferin. Bütün telefonlar burada. Önce bir hakkını helal et bakalım. Helal olsun. Heh, hadi bakalım. Yürü, ikile şimdi. Yürü, yürü. Ben bu telefonları değerlendirmesini çok iyi bilirim. (Gülüyor)
afiyet olsun. Ben sizinle konuşmak için gelmiştim. Müsaitseniz eğer. Konuşacak bir şey yok. Kızıma yanaşma o kadar. Olmaz. Ne demek olmaz? Bak böyle konuşup beni delirtme ha. Olmaz Sadullah amca. Çünkü biz Songül'le birbirimizi seviyoruz. Okul bitince evleneceğiz biz. Sadullah amca, bakın benim kötü bir niyetim yok. Songül'ü seviyorum. İsterseniz şimdi onu sizden isteyebilirim. Hemen şimdi burada. Yüzük takarız hemen. Evladım siz daha çocuksunuz. O köprünün altından daha ne sular akacak? İki gün sonra üzersin sen kızım. Üzmem. Üzmem Sadullah amca. Ben onu dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Üzemem ki. Evleneceğiz biz onunla. Evladım daha küçüksünüz. Büyüyeceğiz. Büyümeyecek miyiz? Ben hemen evlenirim demiyorum ki. Sadece niyetimin ciddi olduğunu bilin istiyorum o kadar. Allah Allah. Her şeyde bir cevap. Aynı Songül. Yok. Ben Songül gibi olamam. Songül bir kere çok akıllı. Sonra çok gururlu. Bazen sinemaya gidelim diyorum. İstemiyor. Daha bugüne kadar bir pasta ısmarlayamadım biliyor musunuz? Anlarsınız beni siz de. İnsan bazen kız arkadaşını bir hediye almak istiyor. Ama yok, izin yok. Ben de tamam diyorum. Ne derse tamam diyorum. Kulu kölesi oldum anlayacağınız. Aferin kızıma. Böyle olacak tabii. Sadullah amcam. Songül'le arkadaşlık yapmamıza müsaade eder misiniz? Ama ben konuşacaktım babamla. Konuşacak bir şey yok Songül. Yani? Ben sana da, bu delikanlıya da güveniyorum. Arkadaşlığınıza müsaade ediyorum. Sağ olun Sabri amca. Baba. Şöyle ser hediye, şöyle ser. Ha? Çok güzel oldu. Neriman Hanım, bu halı niçin? Senin için Cemre'ciğim. Geceleri tuvalete kalktığında ayağın buz gibi taşa mı değsin? Maazallah, üşütür hasta olursun. Hediye bunu da al. Çarşaf serersin. Evden getirdim saten takım senin için. Bak değerini bil. Bundan sonra kızımın çarşaflarını haftada iki kere değiştireceksin. Temiz temiz uyusun. Peki Neriman Hanım değiştiririm. Ya gerçekten hiç gerek yoktu bunlara Neriman Hanım. Aa, bana Neriman anne de. Ha? Yani ben de bir nevi senin annen sayılırım değil mi ama? Parayı gördü ya, neredeyse seni ben doğurdum diyecek kadın. Çok güzel oldu. Cemre, Nazan Hanım'ın avukatı geldi seni bekliyor. Hadi gel bakalım. Aa, geldi mi avukat? Bekletmeyelim. Cemrem çay sevmez hediye. Koş ona meyve suyu getir. Bana da getirir misin Edoş?
Sen sonra içersin evladım. Evet avukat bey. Cemre'ye babasından ne kadar miras kaldı? Şimdi şöyle açıklayayım. Nazan Hanım merhum eşinin adını lekelememek için başta şantaja boyun eğmiş. Ve paranın bir kısmını ona vermiş. Adam maalesef durumu inkar ediyor. Ve paranın nerede olduğunu bilmiyoruz. Bir kısmı da şirketin iflasından sonra borçlara gitti. Benim paramla mı ödendi o borçlar? Evet, öyle olmuş. Neyse canım Cemre'cim, yani bunlar denizde bir damla, değil mi? Kalan para hepimize yeter de artar. Tüm bunlar çıktıktan sonra bankada kalan para şimdi... Ay, daha fazla dayanamayacağım. Evet. Yirmi. Milyon! Bin, 20 bin. Bu kadar çıkma. Hani ben zengin olmuştum. Neyse canım, ev duruyor ama değil mi? Tabii canım, tabii tabii. Nereden baksanız 1,5 milyon eder. Maalesef ev de gitti. Borçların ödenmesi için satıldı. Dediğim gibi size kalan sadece 20 bin lira. Cemre'cim, sıkma canını. Bu para senin eğitim hayatın için iyi bir destek. Haklısınız. Zengin olma hayallerimiz buraya kadarmış. Suyun iğne canım. Bak nasıl da böyle yayılmış karşımda. Kalk hadi kalk. Hadi siz de işinizi dışarıda halledin. İşim gücüm var benim. Neriman Hanım ne yapıyorsunuz Allah aşkına? İşim var Feride. Hadi dışarıya hadi. Siz de avukat bey siz de. Hadi hadi hadi. Tamam Neriman Hanım. Beyefendi buyurun biz başka bir odada konuşalım. Kış 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 kış. Hediye, o nevresim takımıyla halıyı da al oradan. Ay bu fakirin neyine halı falan. Hadi topla onları. Meyve suyumuş. Şuna bak şuna. Bizim ev bunun yanında saray gibi duruyor vallahi. Ha! Defne Hanım, Defne Hanım ailemize hoş geldiniz. Welcome, welcome. Defol git sakın yaklaşma bana. Hemen şarlama canım. Kötü bir niyeti yok. Misafirperverlik göstermeye çalışıyor bu adam. Git buradan yoksa Serkan'ı çağırın. Geliyor zaten. Serkan! Bağırma çocuğum. Bağırma evladım. Şimdi durduk yerde ortalığı ayağa kaldırma. Bir şey söyleyip gideceğim. Bak dikkat edersen sana çocuğum, evladım diyorum. Aman diyeyim sakın ola sen o Eylül'ün iftiralarına inanma. Canım siz hepiniz benim çocuğum sayılırsınız. Bu adamdan size bir kötülük gelmez. Hadi be pis yalancı. Ne söyleyeceksen söyle sonra defol git. Bak. Benim o Eylül dışında hiç kimseye bir garezim yok. Ha,
Bir de onun arkadaşlarına. E sen de onlardan nefret ediyorsun biliyorum. Gel güçlerimizi birleştirelim, onlardan intikamımızı alalım. Bakıyorum da ilgini çekti. Kız, başımıza ne geldiyse o veletler yüzünden gelmedi mi ha? Seni de bu hallere onlar düşürmedi mi? Bak, eğer sen Kemal abine yardım edersen, var ya, onların bu zamana kadar bize yaptıkları her şeyi fitil fitil burunlarından getiririz. Onları bizden daha kötü duruma düşürürüz, daha kötü duruma. Bu teklifimi düşün. Canım bak, bu kağıtta benim telefon numaram var. Al, düşün. Düşündükten sonra beni ararsın. Al, al. Yahu bulunsun, ne zararı var? Eğer istemezsen yırtar atarsın. Al şunu Defne, al, al. Bulunsun, heh. Bana bak, teklifimi iyice bir düşün. İntikam var bunun sonunda. Heh, hadi affeder Zeyn. Defne! Bu pislik sana bulaşmadı değil mi? Bak doğruyu söyle. Hayır Serkan, bulaşmadı. Bak doğruyu söylüyorum. Rahatsız ettiyse gidip ağzını burnunu kıracağım ya, şimdi. Etmedi diyorum. Eve girelim hadi. Hadi Serkan. Kızım fenalaşmış. Bana anahtar vermişti ne olur ne olmaz diye. Bir baktım yerde baygın yatıyor. Tamam ben anahtar alayım. Bir şey alacağım içeriden. Yani teyzemimin ihtiyacı olan bir şey alıp hemen arkasından gideyim. Sağ olun. Tamam. Thank you.
yapacağım? Ben şimdi ne yapacağım Allah? Allah'ım. 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 Burada Allah'ım. 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 Ben ne yapacağım şimdi? Allah, Allah çıldıracağım. Nerede bu para? Allah, nerede bu para? İşte bana kalan bütün para buymuş kızlar. Evet, Nazan karısı çatır çatır yemiş Cemre'nin parasını. Yani şantajcıya vermek de yemek sayılır mı bilmiyorum ama... Sen dava falan mı açsan acaba ya? Ya bence de. Benim babamın avukatının numarasını vereyim sana. Bir ara konuş Cemre. Gerek yok. Açsam ne olacak ki? Sıfırı tüketmiş durumdalar. Yani ben bile daha zenginim Nazanlardan. Hakikaten öylesin kız Cemre. Hem asma yüzünü. Bak dün hiç paran yoktu, bugün 20.000 liran var. Bankaya koyarsın canısı, değerlenir. Evet ama önce yapmam gereken bir şey var kızlar. Ben bu parayla size zengin bir hayat yaşatamam belki. Ama o zengin hayatı size bir günlük yaşatabilirim. Meral, canısı ne yapmak istersin söyle. Ay canısı deli gibi alışveriş yapmak isterim. Tamam o zaman alışverişe çıkıyoruz. Ya Cemre, ben de hep Çin lokantasına gitmek istemişimdir. Tamam, Çin lokantasına gidiyoruz. Sonra alışveriş yapıyoruz o zaman. Ay şu süper lüks bir alışveriş merkezi var ya, bizi oraya götürsene Cemre. Hadi lan oradan. Kızım daha adım atmadan biter bu para orada. Hiç merak etmeyin kızım. Ben sizi nereye götüreceğimi çok iyi biliyorum. O iş bende. Kızlar Eylül'e de haber verelim. O da gelsin. Ya pek sanmıyorum Cemre. Çok keyifsizdi. Gelmez bence. Pardon hemşire hanım. Ayfer Güneş'in odası nerede acaba? Bir saniye. Ayfer Hanım yoğun bakıma alınıp solunum cihazına bağlanmış. Yoğun bakıma mı? Evet. Kendine gelecek ama, değil mi? Maalesef bilemiyorum. İnşallah kendine gelir. Ama siz yine de her şeye karşı hazırlıklı olun. Her şeye hazırlıklı mı olalım? Allah'ım. Ay teyzeme mi üzüleyim, giden paralara mı üzüleyim? Ya kafamızı kıracaksın. Ya pardon ama bunları tutması gerçekten çok zor. Bunların ismi Chopstick Kadercim. Chopstick. Evet. Ya Kader boş ver. Çatalla da yiyebilirsin işte. Olur mu öyle Songül? Bunun olayı bu yani. Değil mi Cemre? Nasıl oluyor bu? Bak şimdi şu iki parmağını arala. Sonra bunları şöyle yapacaksın bak. Ters tarafa yaptın. Heh. Aynen. Bu ne lan? Ballı tavuk diyor. Ay, ballı tavuk yan yana olur mu? İğrenç. Ay, ne var ya? Güzel olabilir bence. Ben vallahi deneyeceğim. Sen de tatlı ekşili karides al. Lan onun adında bile meymenet yok. O ne öyle? Ekşi misin, tatlı mısın arkadaşım? Karar ver. Ben öyle karışık oynayan şeyleri sevmem Meral'cığım. Net olacaksın bu hayatta. Ay. Songül ya, yeni niye şu kadar açık değilsin ha? Değilim kadar, ne yapayım? Ben de böyle bir kızım işte. Hah, buldum işte. Tamam, bunu yiyebilirim ben. Neymiş o? Mantığı. Songül ya.
Ne? Mantı işte kızım. Çin mantısı. En bildiğim bir şey. Neyim ben? Bir tane mantı alalım. Hoş geldin anne. Anne. İyi misin? İyi değilim, bir şey değilim. Ben burada nasıl yaşayacağım? Ay ben buraya hapsolamam. Anne olan oldu artık. Bunları konuştuk, niye sayıklıyorsun tekrar? Moralim çok bozuk. Teyzemi hastaneye yatırmışlar. Yoğun bakımda. Onunla konuşamadım bile. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Tamam, tamam. Korkma. İyileşir. İnşallah oğlum. İnşallah. Allah'ım. Aksini düşünmek istemiyorum bile. Ben de çok üzüldüm anne. İstersen yarın okuldan sonra onu hastaneye ziyarete gideriz, tamam mı? Kendin de değil ki. Ya kendine gelmez. Ya onunla konuşamazsam. Bu defa mahvoldum. Bu defa gerçekten mahvoldum. Annem tamam, üzülme. Ya hadi için şunları, iyi gelir. Yok, su bile içmek istemiyorum. Kıtır hepsinin yüzünden. Onu da yiyelim, bunu da yiyelim dedin, halimize bak. Ay zorla yedirdim sanki. Uf, konuşturma, çok bulanıyor midem. O son tabağı yemeyecektik. Siz ne yediniz ki böyle? Neydi? Nigiri. Nigiri? Ya Kadir'in abuk subuk yemekleri işte. Sorma. Bir şey yapmaz aslında ama... Ya siz niye böyle oldunuz ben anlamadım. Alışık değiliz işte Cemre. Bak olmayınca olmuyor. Ya Cemre, şu aldıklarımızı göstersene, keyfimiz yerine gelsin. Tamam. Hangisini göstereyim? Şu kırmızıyı. Ya çok güzel. Ay bunu ben de çok sevdim. Eylül. Bak sana bunu aldım. Ya merak etme. Bana verdikleri para batırmadı Nazan Hanımları. Ya bu denizde damla sayılır. Zengin olamadığın için üzülme Cemre. İleride çalışır daha çoğuna sahip olursun. Yok üzülmüyorum zaten. Ya ben alıştım bu hayata. Ya umarım Defne ile Serkan da alışır. Alışacaklar mecbur. Yani Serkan problem yapmıyor da asıl Defne için üzülüyordur. Öyledir herhalde. Konuşmadığımız için. Ya belki o da yeni hayatında benim gibi olgunlaşır. Bencil olmaktan vazgeçer. Ben artık kızmıyorum Defne. Neden? Belasını buldu diye mi? Vallahi bela mı şans mı artık tamamen kendi seçimi. Ben mesela yani hiç param olmasa bile siz varsınız diye mutluyum kızlar. Canım benim. Cemre, paranın geri kalanını bankaya koy olur mu? Yazık olmasın. Tabii tabii. Yarın Feride Hanım'a teslim edeceğim hepsini. O benim için halleder. Hadi sen de dene şöyle bir şey bakalım. Hadi. Tamam deneyim. Çok güzelmiş Cemre. Çok yakışacak.
edeceğim hepinizi. Benden beter olacaksınız. Alo, Defne ben. Ben kararımı verdim. Ne yapmamız gerekiyor onları mahvetmemiz için? Vaktinle. Şiir gibi plan yaptın evladım. Bak, sen de benim evladımsın. İşte bu adam böyle de babacan bir adam. Şimdi bugün onlar sana gülüyorlar ya. Yarın da sen onlara güleceksin. Keh keh. Yalnız bana birazcık yardımın lazım. Ya ne gerekiyorsa yaparım. Yeterince rezil olacaklar mı peki? Tabii tabii. Bak vallahi de billahi de yarın o beşini yerden zor kazıyacaklar. Sen Kemal abine güven. Tamam, dinliyorum. Evet Toprak, konuştuğumuz gibi. Yüzün asık olacak, kesinlikle selam vermeyeceksin. Onu gördüğün zaman hemen yolunu değiştireceksin, tamam mı? Ya Feride tamam, sakin ol. Özlem bundan sonra benim sadece iş arkadaşım, tamam mı? Ne arkadaşı Toprak, ne arkadaşı ya? Arkadaş mı arkadaş yok, anlamıyor musun sen ya? O kız her şeyi kullanır. Ya tamam Feride, tamam tamam, merak etme, tamam. Ne yapacaksın selam verdiğinde? Kafamı çevireceğim. Kötü kötü bakacaksın ama. Kötü kötü bak Toprak. Lanet, iğrenç, aksi bir adam gibi görüneceksin ki sana yaklaşamasın. Oluyor mu? Pek olmuyor, olmuyor. Birazcık daha, biraz daha sert. Sert birazcık, doldur kendini. Feride Hanım, ne oluyor? Ne olsun Songül'cüm? Özlem'i nişanlımdan uzak tutmaya çalışıyorum. Özlem Hoca mı? Neriman Hanım'ın kızı. Aynen öyle. Kendisi bizi ayırmaya çalıştı. Nişanlımda gözü var da. Oha! Olaya bak. Ya Feride niye anlatıyorsun? Onların dersine giriyor. Etik değil bu yaptığın. Sana arkadaş ayağına yanaşması etik ama değil mi? İnanmıyorum. Ay. Şey, Neriman Hanım hep derdi, kızla erkek arkadaş olmaz diye. Doğruymuş demek ki. Hayır Kadercim, tabii ki yanlış. Neriman Hanım da kızını böyle yetiştirdiği için işte bu kız da böyle olmuş. Meselenin kadın erkek olmakla alakası yok. Mesele insan olmakta. Bu Özlem denen şey insan olmadığı için... Yine sinirleniyorum, aklıma geldikçe sinirleniyorum, ne yapayım? Kızlar, bu mesele aramızda kalsın, olur mu? Belli etmeyin hocanızı. Rezillik. Ama sizin öğretmeniniz, yapacak bir şey yok. Tamam hocam, siz merak etmeyin. Şey, Feride Hanım. Biz paranın bir kısmını harcadık. Geri kalanını da ben 6'ya böldüm. Siz acaba bizim adımıza bankaya yatırır mısınız? Demek artık 6 kişisiniz, öyle mi? Evet. Artık Lelin de bizim kardeşimiz. Ya teşekkür ederim Cemre. Ben de sizi kardeşim gibi görüyorum. Gel. Al kız şunları. Bana bak. Aman diyeyim, kimseye hiçbir şey belli etmeden hallet bu işi. Tamam. Ne arıyorsun lan sen burada pislik? Çık git şuradan. Dur bir sakin ol. Şimdi şöyle oldu, ben mahallede yürüyordum, Defne hanımefendiyi görünce bir günaydın diyeyim dedim. Canım, sende de tam sarı damarı var. Neyse, hadi bana müsaade. Sen ne yapıyorsun bunu ya? Ne konuşuyorsun Defne? Bir şey konuşmuyordum ya, günaydın dedi, ben de ters dedim. Hadi Serkan, derse geç kalıyoruz, okula gidelim. Hadi. Thank you.
kantine gidelim. Serkan. Biraz konuşalım mı? Adam resmen sildi bizi ya. Ya abi, çok ağrıma gidiyor ya. Hadi gidelim de bir şeyler yapalım, gönlünü alalım. Defne, sen gelmiyor musun? Hayır. Ya kantinden bir şey almaya paran yoksa ben ısmarlarım. Ismarlama ya. Senin üç kuruşuna kalmadım ben. Aman ya, insanlık yapayım dedim. Bir daha yapmam, olur biter yani. Allah Allah. Hayret bir şey ya. Defne hala afra tafra yapıyor. Ya sen kimsin artık? Ya tamam, pislik yapma kızım. Bizim şimdi alttan almamız lazım. Sen niye böyle melek kesildin Merve ha? Kesin Serkan'a yürüyorsun değil mi? Vallahi yürüyorsun. Ya ne var, yakışıklı çocuk. Ya Defne arıza yapar diye uzak duruyordum ama geçti artık o günler. Eylül'den de ayrıldı nasılsa. Merve ya. kantine inelim, belki oradadır. Yürü hadi, yürü. Günlük yemek listesi de hazır. Şu okulu da bağlasaydık iyiydi de. Neyse, artık küçük küçük şirketlerle idare edeceğiz. Nankörlük yapma Banu. Yine kazanıyoruz çok şükür. Ne kadar para var dediydin sen orada? 1000 lira. Ver bakayım sen şunun yarısını bana. Ya neden? E neden olacak? Kızlara pay edeceğim. 250 Eylül'e 250 Kadere vereceğim. Kış geldi şimdi, ihtiyaçlarını karşılasınlar. Mont alırlar, ayakkabı alırlar. Ay 3-5 kuruş kazandık diye hemen dağıtma. Biraz biriksin. Biriksin de ayakkabı al, değil mi? Ver bakayım şunu sen. Tabii canım. Banu Hanım, biraz bize bak da anne babalık nasıl olurmuş öğren. Yemeyeceksin, yedireceksin. Giymeyeceksin, giydireceksin. İşte böyle. Bu çocukların rızkı. Bunu da kasaya koyarsın, ikimizin payı. Alo, ne yaptın, halledebildin mi? Evet. Aferin. Ben de şimdi üstüme düşen kısmını halledeceğim Ahmetciğim. Hadi, sağlıcakla. Hayırdır Kemal? Neyi hallediyor Ahmet? Ahmet bana iş görüşmesi ayarlamış kız. Ben bir koşu gideyim de teşekkür konuşması yapayım Ahmet'e. Sen de kocana şans ile bakalım. Hadi iyi şanslar Kemal'im. Dualarım seninle. İnşallah. İnşallah. Hmm.
Alo, memur bey iyi günler. Ben bir ihbarda bulunacaktım efendim. Hırsızlık vakası. Koşu yolu kız yetiştirme yurdunun 5 öğrencisi çete kurmuş, cep telefonu çalıp satıyorlar efendim. Ben bugün alışveriş yapmaya gittim, dükkanda tanık oldum. Tabii vatandaşlık görevimi yerine getirmek maksadıyla da aradım, ihbarda bulunuyorum. Hayır, vebal benim üzerimden gitsin yani. Olay bu sabah meydana geldi. Eğer üzerlerini ararsanız cep telefonlarını muhakkak bulursunuz efendim. Tabii. Tabii ben ayrıntılarıyla size anlatıyorum. Ay, yemekte ne var acaba ya? Simit mi alsak? Vallahi çim böreği varmış kader. Yer misin? Ay. Kızlar. Polisler gelmiş. Aa. Ne oldu ki acaba? Giriyorlar. Rüstem abi, ne oldu? Vallahi Songül kızım, sizin için gelmişler. Eylül, Kader, Songül, Cemre, Meral, siz misiniz? Evet, Meral benim de. Ne istiyorsunuz abi? Çantalarınızı açın. Aa, neden? Açın dedim. Telefon senin mi? Hayır, benim değil o telefon. O zaman çantanızda ne arıyor? Ya benim çantamda telefon falan yoktu abi. Anlaşıldı. Yürüyün karakola gidiyoruz. Alın arkadaşlar. Ya neden karakola götürüyorsunuz ki bizi? Bizim bunların hiçbirinden haberimiz bile yoktu. Abi biz hırsız falan değiliz. Evet abi biz kimsenin bir şeyini almadık. Haberimiz bile yok. Karakolda anlatırsınız. Yürüyün. Bakın bir yanlışlık yapıyorsunuz. Biz gerçekten masumuz. Masumuz ya, bir şey yapmadık ki. Tamam kardeşim. Karakolda anlatırsın. Ya